Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Namı Pars. Bugün sizlerle beraber Baltik Delecesi'nin 3. bölümünde beraberiz. Şöyle hemen rotamızı göstereyim. Kotka'dan şöyle Sosnov Bor'a doğru bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Hafif yağmur yağıyor. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Şöyle sal dorsi aldım arkadaşlar. Bu yeni gelen bir dorsi sanırım. Çünkü şuradaki Helsinki'den garaj almadığınız zaman bu dorseyi size dorse yöneticisine dorse satın alma yerinden size vermiyor arkadaşlar. İlla diyor ki buradan bir tane garaj satın alacaksın. Sanırım bu dorse Helsinki yani Baltik Delecesi ile birlikte geldi. Şöyle göstereyim bildiğimiz sal dorse arkadaşlar. Ben bu dorseyi gayet seviyorum. Hem çift dorse olsun dedim hem sal dorse olsun dedim. Bir de Scania S730 kullanalım dedim. Bir de Baltik Delecesi ile birleştirdiğimiz zaman efsane bir uyum olacağını düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ortam değişik. Neden diye soracak olursanız bilenler bilir birkaç gündür işim vardı. 4-5 gündür falan. Taşınma işlemlerimiz vardı arkadaşlar. Yeni eve taşındık. Kanalımda 3-4 günlük stok video vardı. Stok videom bitti. Ben de hemen dedim sizi videosuz bırakmamak için bilgisayarı kurdum apar topar. Hemen ortamın düzenlemeden falan derken hemen bir video çekeyim dedim. Şimdi gecenin saat kaçı? Bakayım hemen. Saat 1 arkadaşlar şu an. Hemen size video yetiştirmek için bu videoyu çekiyorum. Maksat kanal videosuz kalmasın. Hemen bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bu yeni evde ilk videom. Biraz oda boş olduğu için, apar topar çektiğim için video yankı yapıyor arkadaşlar. O yüzden ses için kusura bakmayın. İleride bu sorunları çözeceğim. Artık haftaya kadar falan idare edelim. Bu arada yeni evimizde fiber de var. Fiber olduğu için haftaya düzenli yayınlara başlamayı düşünüyorum. Artık çeşitli oyunlar da oynamak istiyorum yayınlarda. Bir ton oyunlar oynarız. Haberiniz olsun. Lafı fazla uzatmadan bayağı uzattım bu arada. Lafı fazla uzatmadan hemen yolculuğumuza çıkalım. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım abicim. Evet, Scania'cılar. Yorumlara gelin bakalım arkadaşlar. Bayağı bir Scania kullan, Scania kullan diyen arkadaşlar vardı. Şöyle bakalım. Oo, burada açılır kapanır. Kapı var. Bak bu detaylar çok güzel oluyor. Şu oyunu cidden detayları bazen güzel yapabiliyor. Şöyle size dışarıdan nasıl döndüğünü göstereyim. Sal dorsenin. O şirketin çıkış kapısında hemen şey var. Ne deniyor ona? Tren var. Tren rayı var. Arkadaşlar cidden oda boş olduğu için şu an apar topar video çekiyorum. Allah sağ pardon ya. Trafik soldan akıyor zannettim. Bir an adamın önüne kırdım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Odada birazcık yankı var. Şöyle hemen sileceklerimizle birinci kademede çalıştıralım. Burası Kotka arkadaşlar. Şehir şöyle göstereyim dışarıdan birazcık geçerken. Gayet şehrin yapılandırması gayet hoşuma gitti benim. Bakar mısın? Ev detayları olsun. Benzinlik ortada falan. Gayet güzel bir şehir yapılandırması var. Çıkışına bakar mısın abi? Şu sağdan da yol gidiyor. Buradan nereye gidiyor? Oo, yolu alttan vermişler bak. Çok güzel bir detay bu. Direkt böyle papatya tarzı vermemişler de. Bu sefer yolu böyle alttan vermişler alttan gitmek için. Gayet güzel olmuş bu. Burası Kotka'ydı arkadaşlar unutmayalım. Şimdi videonun başında söyledim ama belki bazı arkadaşlar ireli sarmıştır. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Şu an çektiğim videoyu yeni evde çekiyorum. Yeni evdeki ilk videomuz bu arkadaşlar. Onun da hemen bilgisini vereyim. Kanalda 3-4 günlük stok video vardı. Taşındığımız için stok video çektim 3-4 günlük. Videom bittiği için şu an gecenin saat 1'inde size video çekmek için, yetiştirmek için video çekiyorum arkadaşlar. O yüzden ayrıca bir like'ınızı alırım. Video kalmadığı için şu an video çekiyorum. Onun dışında oda biraz boş arkadaşlar. Apar topar video çektiğim için ses yankılanıyor. Onun farkındayım. Ama bir haftaya tamamen oturtacağız. Artık bir haftalık sabrederseniz sevinirim. Ben de sizi videosuz bırakmamak için boş odada video çekiyorum artık öyle söyleyeyim. Dediğim gibi yeni eve taşındık arkadaşlar. Yeni evde internetim gayet güzel. Fiber internet bağlattık. Fiberi varmış zaten destekliyormuş.
Bir hafta sonra tamamen düzene soktuğum zaman işleri düzenli yayınlara başlamayı düşünüyorum. Artık beni desteklerseniz sevinirim. Nasıl düzenli yayınlara başlamayı düşünüyorum? Artık CSGO, PUBG, GTA yayında birlikte oynayabileceğimiz güzel güzel ne bileyim Thief Simulator, o zaten hikayeli gibi bir şey oyunu ama o hemen yayında bitiyor, single player oyunu. Beraber oyunlarda oynayabileceğimiz güzel yayınlar yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yayınları Twitch'te yapmayı düşünüyorum. Çünkü YouTube'da biliyorsunuz şarkı olaylarından dolayı telif var. Rahat rahat yayınlarda şarkı açamayacağımız için yayınlar Twitch'ten olacaktır arkadaşlar. Onun da duyurusunu şimdiden yapayım. Videolarımız ortalama 10.000 kişi izliyor arkadaşlar. 8.000 10.000 arası. Yani şu an izleyen arkadaşlar lütfen açıklama kısmındaki Twitch adresinden, hatta yorumlara da sabitleyeceğim. Twitch adresime gidip takip ederlerse oradan düzenli yayınlar yapacağım arkadaşlar. Bu arada gişeye geldik. Kotka'nın çıkışında sağa döndüğünüz zaman burada bir gişe var arkadaşlar. Her zamanki gibi belge kontrolü tarzında. Geçen göstermiştim ilk Baltic DLC videomda. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara sabitleyeceğim. Açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Twitch'ten beni takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımız oradan olacaktır. Bir hafta sonra düzenli yayınlar başlayacaktır. Onun da şimdiden hatırlatmasını yapayım. Şöyle hemen kontrol. Belgeleriniz kontrol ediliyor. Lütfen bekleyin. Bekleyelim bakalım. Araç da yakıyor yalnız ha. Bu araçta Scania DLC'si var arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Hiçbir şekilde kod yoktur. Sadece kodlama plakaları çıkarttım. Şöyle görüyorsunuz plakaları yok. Hem bunun hem de Dorsel'lerin plakaları yok arkadaşlar. Bu arada biletlerimiz sıkıntı çıkmadan izin verdi bize. Abi yollar çok güzel değil mi ya? Bakar mısınız arkadaşlar? Burası neresiydi? Kotka'nın sağında Wyberg mudur bu? Ne artık tam okuyamadığım bir yerin solunda kalıyor. Yalnız var ya, çift sal dorse de gayet güzel duruyormuş, onu öğrendim. Dediğim gibi arkadaşlar bu çift sal dorsesi şeyle birlikte alınıyor galiba, Helsinki. Böyle bakabiliyor muyuz? Aynen. Şu garajı, şurada garajı, nerede o? Burada bunun garajı. Burada Helsinki'de bir garaj var. Bu garajı aldırmadan bu dorseyi aldırmadı bana. Finlandiya diye geçiyormuş. Oradan bir tane garajınız olması gerekiyor dedi. Helsinki'de. O yüzden vermedi bu dorseyi bana. Zar zor çabalarımın sonucunda bu dorseyi almayı başardım. Şöyle. Bu arada multiplayer'dayız ha. Onu söylemeyi unuttum. Bazı arkadaşlar single diye düşünebilir. Single değil arkadaşlar. Sadece isimleri kapatıyorum. Ban sıkıntısı olmasın diye. O bak. Birbirinden bağımsız gibi bir şey çalışıyor. O ben bu yazıyı nasıl okuyayım abicim ya? Rusçası olan varsa çevirsin. Rusça mı artık, Bulgarca mı, neyce bilmiyorum tam. Çevirin abi, yazın yorumlara ne yazıyor orada. Yalnız buranın çevre detaylandırması güzelmiş, bakar mısın? O gişeler olsun, gelene kadar bir ton detaylandırma olsun. Bak burası güzelmiş. İkinci bölümde o kadar güzel değildi. Hatta şuradan nereye gidiyoruz? Vyborg. Vyborg. Birazcık basalım arkadaşlar. Düz yol. Oo, burada park etme yerleri var. Yo, durakmış bunlar. Ama oyunda otobüs yok. İnşallah o da ileride gelir. Abi Skoda geldi, otobüs niye gelmesin? Haksız mıyım? Yani bu Euro Truck Simulator'ın içinde Skoda'nın ne işi var? Bari otobüs falan getirin de insanlar birazcık büyük araç kullansın. Yani Euro Truck diyorsunuz. Hani tır değil de biraz belki otobüs olabilir. Ama Skoda ne alaka yani? Hani Skoda olacaksa da bari sadece adminler alsın. Benim şahsi görüşüm öyle. Burada benzinlik mi vardı? Aynen. Yalnız yol çok güzelmiş ya. Tam fotoğraf çekmelik yerler arkadaşlar bunlar. Arkadaşlarınıza gelip zaten buraları sakin gelip böyle durup buralarda fotoğraf çekebilirsiniz. Gayet ortamlar güzel. O buradan sağ mı gideceğiz? Ha, kapalıymış burası. Bak reklam tabelaları Baltic'le beraber geldi. Çok güzel bir şey oldu o güncelleme. Benim çok hoşuma gitti abi. Zaten gerçek hayatta da şehirlerin giriş çıkışlarında sürekli reklam tabelaları oluyor. O bak burası da güzelmiş.
Köprünün başında ne o? Çözemedim orayı ama. Dur bakacağım. Şöyle ani fren yaptım, araç kaydı. Bakalım neymiş o? He. Bu köprünün şeyi galiba burası. Güvenlik gibi bir yeri. Artık neyi ben de bilmiyorum ama sanırım hani böyle İstanbul Boğaz Köprüsü'nün giriş çıkışında şey oluyor ya, böyle güvenlikler falan. Bu da onun tarzında köprü olsun, ormanlı koruma yerleri gibi bir şey olsun. O tarzda bir şey sanırım. Bu arada umarım sesim çok kötü gelmiyordur ya. O da boş. Bayağı yankı yapıyor. Ben bile şu an kulaklığın içinden yankı yaptığını duyuyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar, sizi videosuz bırakmamak için artık yankılı da olsa biraz katlanmanızı istiyorum. Yapacak bir şey yok. Yalnız şu odun detayları falan gayet güzel olmuş. Kereste detayları. Baltiğin bazı bölgeleri çok güzel. Bazı bölgeleri de cidden kopyalı yapıştır ya. Oo bak, iki yerden vermişler yolu, görüyor musun? Ha yok, o sola dönüyormuş. Tamam, ben yanlış söyledim. Ama yolları diğer harita DLC'lerindeki yollara hiç benzemiyor. Çok güzel bak. Bazı bölgeleri tabii ki de. Bazı bölgeleri tabii her zamanki gibi kopyala yapıştır. Hep sürekli aynı yolları kopyalamışlar ama cidden bazı yolları böyle sürmeye değer. Buradan nereye gideceğiz? Tek yolmuş zaten burası. Adam ne güzel döndü be. Helal olsun. Biz çift torsiyle nasıl döneceğiz buradan? Biraz genişten alalım. Bak dardan alıyoruz. Yalnız iyi dönüyorum ha. Yılan gibi dönüyorum. Yılan! Bak bak bak. Allah. Arkadaki dorsi drift yaptı. Buradaki yollar gayet güzel. Bakar mısınız şu şeylere ya? Lamba ışıklarına, lamba ışıklarına ya. Lambalara bakar mısınız arkadaşlar? Çok modern değil mi? Şu an ne tokatlıyoruz? Scania Mercedes'i tokatlıyor. Ver tokatı babacığım. Bende çift torse var bir de. Onda da mı çift torse vardı? Görmedim. Oo dur dur, gişelere gireceğiz bir dakika. Bir dakika, otomatik geçme var mı? Şurada bir hızlı kayıt alalım. 30 diyor, bakacağız. Oo burada da var. İskandinavya'da vardı ya otomatik geçiş. Burada da varmış arkadaşlar otomatik geçiş. Gayet güzel. Allah Allah. Buralar ne kadar güzel yollar ya. Vallahi var ya, Baltiğin buralarını... Oo bak, tabelaların nasıl göstermişler, görüyor musunuz yolları, ayırma yerlerini? Yolun dokusu bile değişik burada ya. Bak şu yoldaki ayrım yerlerine bak. Şuraya hemen bir burada dörtlüyü yakayım abicim. Bak görüyor musun? Yolun ayrılma yerine bak. Ta nereden başlıyor? Böyle mi geliyor artık? Ne oluyor? Şöyle. Buradan geliyor böyle. Yok, bu buradan çıkıyormuş. Aynen, adam bak hiç aşağıdan uğraşmadan abi direkt insanların üstünden gidiyor şöyle. Gördünüz değil mi? Bak buradan geliyor. Şöyle gidiyor 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 gidiyor. Hop, en üstten buraya bağlanıyor adam. Süper abi ya. Vallahi süper. Burası nereye gidiyor böyle? Bura düz gidiyor böyle. Hiçbir fark yok. Burada gişeler varmış. Buralar nereye gidiyor? Buralar pek bir yere gitmiyor. Aa, aracımız durmuş. Neyse, iyi bari gelen yok. Dörtlümüzü kapatalım. Normalde ben tırın içindeki navigasyonu kullanmıyorum arkadaşlar. Bilenler bilir. Ama Scania'nın içindeki navigasyon büyük olduğu için kullanmayı seviyorum. Çünkü diğer araçların navigasyonu gerçekten küçük yapıyorlar ya hiç. Böyle insanın kullanası gelmiyor. Hiçbir şey göremiyorsun. St. Petersburg. Buraya da keşfetmiş bulunmaktayız. Artık Baltic DLC serilerimizi beğeniyor musunuz bilmiyorum ama eğer devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz ve beğeniyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben de sizin beğenmelerinize ve yorumlarınıza bakarak bazı şeyleri yapıyorum. Beğenmiyorsanız niye çekeyim? Çok olumlu yanıt aldım bu Baltic serisinde. O yüzden çekiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar Calais Duisburg'dan cidden sıkılmışlar. Ben de sıkıldım. Niye diye soracak olursanız,
Abi sürekli çarpıyorlar, video çektirmiyorlar. Adam geliyor, içimden geçiyor. Bir de alttan diyor ki Rage. Lan sen bana çarpıyorsun. Bir de geliyor bana Rage diyor. Bak bu neymiş? Bunlar fabrikalar mı? Ne santrali bunlar? Bunlar bir şeyin bacası ama çözemedim. Dur bir dakika bakacağım. Bu böyle gider galiba. Ben şöyle hemen sıfırdan. Ha, bu baraj galiba burası. Aynen. Burası baraj galiba arkadaşlar. Bizim araç nerede? Bizim araç sürtüne sürtüne gidiyor. Oha. Araç sürtüne sürtüne gidiyor dedik, durmuş en sonunda. Vallahi bayağı güzel arkadaşlar buraları. Gelmenizi tavsiye ederim. Neresiymiş burası? St. Petersburg muydu? Öyle bir yerdeydi sanırım. Aynen. St. Petersburg, üst geçit. Şurada ne var? Dur bakayım şuraya. Evler falan var. Oralara sanırım gidemiyoruz. Şurada konteynerlar falan var. O alt geçite giriyoruz. Alt geçit en sevdiğim. Hadi bakalım. Şöyle tabelalar eklemişler LED'li. Batçık gibi bir şey olmuş bu ya. Üstten yol gidiyor mu? Yok, gitmiyor. Abi yol çok güzel ya. Bakar mısınız? Vallahi efsane yol. Yine baraja geldik. Bayağı baraj varmış burada ya. Baraj mı tam bilmiyorum ama baraj sanırım. Şurada yürüme yolu yapmışlar galiba. Yok, yürüme yolu değil ya. Barajlar arası şey, geçit yolu gibi bir şey yapmışlar. Bunlar da yeni tabelalar. Buradan sağa döneceğiz. Hemen sinyalimizi verelim. Bunlar da yeni tabelalar. Ayrım noktalarını gösteriyor. İnşallah döneriz. Allah. Az daha dönemiyordum ha. Yollar bayağı kıvrak ya. Sürekli düz yollardan sıkıldık zaten arkadaşlar, siz de biliyorsunuz. Böyle dolambaçlı yollar her zaman iyi oluyor. İnsanlar sıkılmıyor en azından oynarken. Bu arada çift dorsayı iyi kontrol ettim ha. Normalde çift dorsayı sevmem. Kontrolü falan zor. Ama bu gayet hoşuma gitti. Bir de sağ dorsi olunca o tadından yenmiyor. Ne var şurada? Ha, bu şirketin adıymış. Evet. Şirketin girişi bile upuzun arkadaş. Şuraya bakar mısın ya? Hemen şurada bir yere park edelim şöyle. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Dediğim gibi yeni evde ilk videomuz, o da biraz boş. Size video yetiştirmek için fazla düzenlemeden hemen videoya giriş yaptım. Bir hafta sonra odayı tamamen düzenlerim ve bir hafta sonra düzenli yayınlara başlayacağız. Beni desteklerseniz sevinirim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey söz verdiğim gibi, canının yanmasını ister miyim? Korkma yarım, üzmem seni, bari haber ver, küs gelmeyin. Saçına rüzgar değsin, ona da kıskanırım ben, bilmez misin? Azıcık gülle güller açsın, gözüm bir gençliğim var, onu da ister misin? Hevesim içten gelir, dün ters kelepçe yedi bizden biri. Orada gizlenmeyin, denk düşerse